Heysem Bey öncelikle bizi musferanızda misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Heysem Görüroğlu kimdir? Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Heysem Görüroğlu 1976 doğumlu, Antakya doğumlu. 78'de Mersin'e gelmişiz. Babam 78'de gelmiş. Çiftçi. Babam çiftçi, dedem de çiftçi. 78'de babam Mersin'e geldi. Mersin'in Kazanlı köyüne geldi. Burada çiftçilik yapıyor. Uzun yıllar babam yaptı. Biz yetiştikten sonra çiftçiliği biz devraldık. Burada okula başladık. İlk okulu burada okuduk. Çalışır duruma geldiğimiz yaşlarda da çiftçiliği babamızdan devraldık. Yani üçüncü nesil çiftçi olarak devam ediyorsunuz. Üçüncü nesil çiftçi olarak devam ediyoruz. Sonra ben çiftçiliği hiç benimsemedim çocukken, küçük küçük yaşlarda. meslek edinmeye karar verdim. İnşaata başladım. İnşaatta su tesisatçılığı yaptım ben yaklaşık 20 sene tesisat, tesisatçı olarak çalıştım. sonra dış ülkelere açıldık. Arabistan'a gittim 5 yıl. Orada muvaffak olamadık, bir türlü e, dikiş tutturamadık. 5 yıl? Beş yıl boyunca. Yüklü bir şekilde borçlu geldim. Çalışmaya gittiniz, borçlu geldiniz. <laughs> evet, çalışmaya gittik, borçlu geldik. E, burada gene çiftçiliğe devam ettik. Aile burada, arazi var. E, dede mesleği. Dede mesleği, baba mesleği. Abilerim zaten burada çalışıyor. E, uzun yıllar ben dışarıda e, çalıştım. Sonra e, iş teklifleri geldi bazı şirketlerden. Onları değerlendirdim. Kıbrıs'a gittim. Bir 3 sene Kıbrıs'ta çalıştım. Kıbrıs'ta iş güzeldi. Kazancı da güzeldi. Sonra e, ihtiyaç oldu burada. Arazi genişleyince hmm. ihtiyaç oldu. Aradılar. Abim sağ olsun. <laughs> Çiftçiye ihtiyacımız Sen vardı. Çiftçi olacaksın dediler yani. Çiftçi olacaksın <laughs> dediler. Biz de e, Bindik uçağa geldik Kıbrıs'tan. Ee, yaklaşık 8-9. seneye giriyorum. Ee, çiftçilik yapıyorum, muzculuk yapıyorum. Evet, yani çift e, muzculuğa başladı 9 sene oldu. 9 sene oldu. Öncesinde başka bir... Öncesinde işte inşatta e, inşaatta çalışıyordum. Evet. Bizim e, Sera'da, e, evin oradaki Sera'da e, bir nektari ektik. Evet. Nektari çok revaçtaydı o zamanlar. E, Piyasası da iyiydi. Ne kadar? Yani o zamanlar ki hesaba göre e, yani bizim genel tarladan 1-1,5 milyon gibi bir satış olacaktı. Kaç olacak. dönüm? 30 dönüm. 30 dönüm nektar. Evet. 30 dönümden 1-1,5 milyon arası bir satışınız olur dediler. E, güzel bir paraydı o. O, o dönem zamanlar, için. Evet, o dönem için çok güzel bir paraydı. Şeftali ektik, nektar ektik, tüysüz nektar ektik. Birinci sene verimi yani düşük olduğu için Bir şey anlamadık ikinci sene Herkes bizimle birlikte herkes bu düşünceyi düşündüğü için herkes evet. ekmeğe başladı Bir tık daha düşük oldu piyasası ikinci en verimli çağında üçüncü dördüncü senesinde bayağı çöktü Piyasa en, en dip fiyata indi Kökledik Tam en tonaj alacağımız Yaşlarda biz ağacı kökledik. Çünkü dirinecek sermaye kalmadı. Evet. şey sıfırı tükettik neredeyse. E, ağaçları kökledik. Evet. Ne ekelim, ne ekelim diye düşündük. O esnada e, burada muz hiç ekilmemişti. Hiç kimse bilmiyordu muzu. Ama e, Erdemli tarafından bir abimiz bize de komşu oldu. E, buraya taşındı. Bir yer satın aldı. On dönüm bir yer satın aldı. O ilk burada muzu o ekti. Bir sene biz takip ettik. Komşu olduk. Takip <laughs>